O yalnızca bir devlet adamı değil, aynı zamanda bir şehit kardeşi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan bahsediyoruz. Varank 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlatırken 7 Şubat MİT kriziyle ilgili de bir anısını ilk kez paylaştı. Merhum abim İlhan Varank isminin... Ağabeyi 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit oldu. Gezi kalkışması, 17-25 Aralık operasyonları ve MİT tırları ihaneti. Boşaltır mısınız ya? Boşaltır. FETÖ'nün tüm kirli işlerinin karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaydı. Her zaman en ön cephedeki isimlerden biri oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15 Temmuz gecesini ve öncesindeki süreçte yaşadıklarını ilk kez anlattı. Bakan Varank, 7 Şubat MİT kriziyle ilgili bir anısını da ilk kez anlattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ameliyat olacağı günlerde 7 Şubat MİT kriziyle uğraşıyorduk. Açıkçası kime güvenebileceğimizi bilmediğimiz puslu günlerdi. FETÖ'cülerin seçilmiş hükümeti ilk yıkma girişimiydi bu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlileri ifadeye çağrılmıştı. Yapılan algı operasyonuyla Milli İstihbarat Teşkilatı ve bağlı bulunduğu başbakanlık karalanmaya çalışıldı. Üstelik tüm bunlar o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olacağı gün gerçekleşiyordu. Cumhurbaşkanımızın ameliyatının günü, yeri, saati koruma polislerine dahi bildirilmemişti. O gün hastanenin içinde sadece Cumhurbaşkanımızın ailesi vardı. Hiç unutmuyorum. 3-4 gün boyunca hastanenin izole edilmiş katında belimle silahla dolaştım. Bakan Mustafa Varank o günleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında hem de bir koruma gibi her an müdafaya hazır bir vaziyette geçirmişti. Ancak 2012 yılının o soğuk gününde FETÖ ameliyat tarihini öğrenmiş ve bu durumdan da hain planlarını uygulamak için fayda sağlamaya çalışmışlardı. Savcılar MİT müsteşarımızı ifadeye çağırıp daha sonra tutuklamak üzere hareket ediyorlardı. Cumhurbaşkanımız dakikalar sonra ameliyathaneye inecek olmasına rağmen aklında kendi sağlığı değil, bu mesele vardı. Hakan Bey'i ilgili kişileri arayarak bu apaçık operasyona asla teslim olunmaması ve ifadeye gitmemesi talimatını verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank o zor günleri böyle anlattı. Darbe girişiminde şehit olan ağabeyinin haberini nasıl aldığını da paylaştı. Onu aradığımda telefonu açan kişinin bu telefonun sahibi çok yiğit bir ağabeydi. Biraz önce vuruldu. Götürdüler, telefonu burada kaldı. Dediğini söyledi.